Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. İnatçı keçi nasılsınız? Evet sevgili oğlaklar, Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Oldukça hareketli, zorlayıcı ve güçlü gezegen hareketlerinin olduğu bir ay olacak Temmuz ayı. Ay başında özellikle ilk hafta gökyüzünde sert görünümler var. Ayın birinde Venüs ve Satürn arasında kare görünüm, arkasından 2 Temmuz'da Güneş Plüton karşıtlığı Yengeç ve Oğlak Burcu arasında olduğu için sizin için biraz riskli. 4 Temmuz'da Güneş Uranüs arasındaki kare açı yine sevgili oğlaklar sizi etkileyebilir. Özellikle iş, kariyer, aile ile ilgili kavramlarda bazı çekişmeler, ani durumlar, beklenmedik kavramlar. Bunun yanı sıra o Plüton karşıtlığı Güneş'le yine otorite kavramlarıyla çekişmeler, ilişkilerde ciddi sorunlar, eşle ilgili sorunlar yaratabilir. Ortaklıklarda tabii iş ve kariyerde ortaklıklarla ilgili bazı çekişmeler de Ocak olabilir. Ocak doğumlular, 2-3 Ocak'ta doğanları biraz Burcun etkiler. Burcun ilk dekanında doğanlar daha fazla etki alıyorlar. 8 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. 16 derece Yengeç Burcu'nda yine karşıt burcunuzda olacağı için bu yeni ay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, anlaşmalarla ilgili yeni kavramlar ortaya getirecek. Ancak Yengeç Burcu'ndaki retro Merkür'le kavuşan bir yeni ay bu. Yine eski ortaklar ya da eski eşle ilgili bazı kavramlar, eski eşle ilgili bazı ilişkiler, kavramlar ortaya çıkar. Çünkü o Plüton uzak orpaları ile kare evet, ve karşıt var. Tabii karşıtlığı var. Uranüs ve Plüton'dan. Evet, evet. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu tabii ki doğum haritasıyla alakalı. Tabii. Yani bu Temmuz ayı zaten tüm diğer burç yorumlarına bakarsanız aslında burç, öz burç haricinde yükselen burç ki bu da yetmez. Evet. Doğum haritasındaki gezegen konumları çok önemli. Şimdi bu gerçekten çok ciddi çalışılması gereken bir ay. Evet. Ben biliyorum ki bu ayla ilgili bizim bilinçokulunda, akademide nöbetçi astrologlarımıza çok soru gelecektir. Ama nöbetçilerin bile buna cevap vermesi söz konusu olmaz. Çünkü bunların her biri bir harita çalışması gerektir. Tabii. Yani burada bir tek gezegen döngüsü, yani evrensel bir düzen ve düzeneği algılamaya çözmeye çalışıyoruz. Yani aslında evrenin türküsüdür astroloji. Evrenin türküsünün notalarıdır. Yani biz o ezgileri çözmeye çalışıyoruz. Burada da biraz sert ezgiler var. Bir iş ortaklığı derim ben bunu. Yani uzun dönemden beri gelen bir projenin artık sonuçlanmaya başlaması, bir iş ortaklığına girmek, yarıda kalmış bir boşanma davasının sonuçlanmaya doğru gitmesi, bunun yanında uzun zamandan beri devam eden, 7-8 yıl devam eden bir nişanların evlilikle sonuçlanması ki Temmuz ayı biliyorsun evliliklerin çok olduğu bir aydır. Böyle bir yapı gösteriyor. Arkasından aynı gün Venüs ile Uranüs'ün güzel bir yapısı var. Aslan burcundan gelen bir Venüs ve Koç burcundan gelen bir Uranüs var ki Koç 4'ten geliyor. Venüs düşünürsen 8'den geliyor. 8-4 yani ev almak, mülk almak, mülk satmak, ev. Yani bu evlilik açısıdır ablası. Yani bir kısım Oğlak burçları bu 8 Temmuz ve takip eden hafta evleniyorlar. Mutlu bir evlilik yapacaklar. Bir kısmı ev alıyorlar, bir kısmı ev satarak para kazanıyorlar, bir kısmı gerçeği söylemek gerekirse 8. ev dediğimiz başkalarından gelecek parasal kaynaklarla bir rahatlıyorlar. Ama tabii ki 13 Temmuz'da Mars'ın Yengeç Burcu'na geçeceğini unutmayalım. Yani Mars Yengeç Burcu'na geçtiği zaman iş ortağı veya birlikte çalıştığı kişilerden bir eleştiri alır. Çünkü burada içe dönük bir etki, enerji içe dönük, hareketler duyguların etkisinde olur ve burada Mars'ın o yengeçsel etkisi mesela evlendi. Eşin ailesiyle ilgili bazı sıkıntıları var, bunu seninle paylaşmıyor veya iş ortağının senden bazı şikayetleri var, seninle konuşulmuyor dediğimiz yapılar bunlar. 29 Temmuz'a kadar devam ediyor. 17 Temmuz'da güzel bir döngü başlıyor ki bence Oğlak Burcu için biliyorsun Jüpiter de Yengeç'e gelmesiyle beraber bir yıllık dönem iyi geçecek. Ama o Jüpiter'in Yengeç Burcu'na gelmesi bu Temmuz'da etkilemiyor. En azından Jüpiter'in Yengeç Burcu'na gelmesi 17 Temmuz'dan itibaren hafif etkiliyor. Ama diğer gezegenler o kadar perdeliyor ki yani bu işin ortaya çıkması 17 Ağustos'tan sonra filandır Jüpiter'in Yengeç'e girip dost eklemesi.
17 Temmuz'da Satürn üçgen, Neptün üçgen, Jüpiter. Buna biz büyük trine diyoruz. Evet. Yani büyük trine, yani çok büyük bir koruma açısı. Evet. Yani biz buna Allah diyelim, hı-hı, maneviyat diyelim, hı-hı, veya bilimsel anlamda açıklamaya çalışırsak logos, evrensel akıl, hı-hı, diyelim. Bir şey insanlığın üzerinde bir etkiye başladı 17 Temmuz'da. Bu üç güzel gezegen Satürn'ü de etkilediği için Oğlak, hı-hı, burcunun yöneticisi, hı-hı, Jüpiter'den destek aldığı için, hı-hı, eşi, hı-hı, ve Neptün, yani üçüncü ev düşünürsen, hı-hı, üçüncü evde, yani ben Oğlak burcunun bu gezegen döngüsünden sonraki bir yıl içinde bekar oğlakların pek çoğunun evleneceğini, hı-hı, hayatlarında sıkıntısı olan pek çok Oğlak burcunun rahatlayacağını gösteriyor. Evet, Temmuz ayı zor. Başta parasal kaynaklarla, evet, ilgili, belki bitmemiş bir ilişkiyle ilgili. Yani bunlar zaten çok karışık ilişkileri temsil eder, evet, bu gezegen açıları. Evet. Yani biri işte ayrılıyordur, yeni biriyle tanışmıştır, biri evlenir, biri ayrılır, biri evlenirken diğeri nafaka öder filan, böyle karışık, retrolu çünkü bunlar. Evet. Karışık, yani az bulunan irregular türevleri, çünkü her gezegenin bir türevi vardır. Hı hı. Türevleri ağır ve irregular dediğimiz bir döngü. Bir de 22 Temmuz'da Mars kavuşum Jüpiter'le bir rahatlama başlıyor belki. Dolunay var zaten. Kova, tabii, burcu dolunayı olacak 22 Temmuz'da. 0 derece Kova burcunda. O gün Mars Jüpiter kavuşumu var Yengeç burcunda. Bu da bir evlilik açısıdır. Evet. Bu da bir evlilik açısıdır. Cinsel birlikteliktir, hı hı, evliliktir. İşte takı takılmasıdır. Maddi ve ekonomik bazı, evet, değerlerin ortaya çıkmasıdır. Parasal kaynakların ortaya çıkmasıdır. Maddi bazı kayıplar olsa da, çünkü dolunayda Satürn yönetici 4 derecelik açı yapıyor, kare yapıyor. Evet. Şimdi burada da bir sıkıntı olabiliyor, gerçeği söylemek gerekirse. Arkasından biz bu Venüs Başak'a geçecek. Yine o bir rahatlatır, seyahat meyahat eder. Güneş işte yolculuk Aslan'a eder. Geçecek. Güneş Aslan'a geçer. Parasal kaynaklarda, hı-hı, bir rahatlama olur. Venüs'ün Başak'a geçmesi sosyalleşir. Hı-hı. Biraz seyahat eder. Biraz eğlenir, meylenir. O da 17 Temmuz'a, 17 Ağustos'a kadar olan bir dönemdir. Ramazan ayında biraz Oğlaklar daha rahat geçirecekler. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Hafta ay sonu yine gökyüzü gergin. Özellikle ay, 28'inden, evet, itibaren 28 Temmuz'da Mars Plüton karşıtlığı var. Aynı gün Güneş Satürn karesi var. Eş ve iş ortağıyla ilgili, evet, çok ciddi sorun var 28 Temmuz'da. Evet. Çözümü çok zor olan bir problemin içine girebilirsin. Evet. Yani bu 28 Temmuz uyarı niteliğinde, hı hı, gerçekten çok bir hepimiz, herkes için uyarı. Yani tüm oğlaklar için, kovalar için, hı hı, terazi senin için, hı hı, yaylar için. Yani bizim yönetmenimiz korktu demin yaylardan bahsederken, gerçeği söylemek gerekirse. Ama gerçekten korkutucu bir dönemde. 31 Temmuz'da aynı şekilde Mars-Uranüs karesi var. Yani arkadaşlar, yani öğrenciler... Yani bir kısım öğrencilerimiz bunlara karşı işte bazı koruma metotları vardır. Hı hı. En azından fikirsel, mantıksal, evet, mantrasal, vibrasyonel bazı yapıları bilirler. Evet. Ama bilmeyen arkadaşlar temkinli ve dikkatli olacaklar. Çünkü bu ciddi gezegen açılar. Yani gökyüzünde ağır gezegenler birbirlerine kılıçlarını çekmişler. Mars karşıt Plüton. Bakın şimdi bu 28 Temmuz döngüsü. Biliyor musunuz? Bu 28 Temmuz'daki gezegen döngüsünün bir kardeşine ikiz kuleler havaya uçururdu. Yani, hı hı, ben şimdi bu kadar büyük bir olay olur mu olmaz mı? Gidip bir ülkenin horoskopuna bakmak lazım. Yani bizde olmaz, Amerika'da olmaz ama bir yerde gider, Surinam'da bir yer havaya uçar. 31 Temmuz uçak düşer, yangınlar olur. Yani Oğlağı direkt etkilemese bile Güneş Satürn karesi olduğu için biraz sıkılacağı bir dönem. Ülkemizin gezegen döngülerini etkiliyor. Ne yazık ki Türkiye'nin tabii ki alçaran burcu olarak olduğu, yükselen burcu yengeç olduğu için, evet, bizim ülkemizin, yani bu kadar ağır bir pozisyondan Türkiye, Brezilya, Suriye, hatta Amerika bile etkilenir. Ve bu çok ciddi bir Güneş Plüto karşıttığı. Evet. Çok büyük ekonomik hareketlerde görürüz. Bu FED kararları gibi olaylarda uzun vadeli kredi kullanmak gerekir. Kısa vadeli borçlanmalara dikkat etmek gerekir. Evet arkadaşlar, ben sevgiler diyorum. Hoşça kalın. Bye.